Geçmiş zamanlarda adamın birisi geceliğin evde yatıyormuş karısıyla birlikte. Dışarıdan bir bağırış, bir gürültü. Adam kalkmış, dışarı çıkacak. Tabii padişahın emri var. Dışarıya başlıksız çıkmak yasak. Olan gecenin karanlığında elini bir oraya atmış, bir buraya atmış. Açlık bir türlü bulamıyor. En sonunda kafasına uygun bir şey bulmuş, kafasına geçirmiş. Tabii kafasına geçirdiği şey o sırada farkında değil ama sütleri kovalara koymak için kullandıkları huni. Huniyi kafasına geçirmiş, dışarıya çıkmış. Ne oluyor, ne bağırışıyorsunuz diye bağırınca kavga edenler bir bakmışlar. Adamın kafasında garip bir huni ve bunlara bağırıyor. Durmuşlar, tabii demişler ya adam herhalde kafa gitti, deli midir nedir? En iyisi biz dağılalım demişler. Herkes evine gitmiş. Adam içeriye gelmiş. Huni'yi kafasından çıkartmış atmış. Oh demiş ya. Vurmuş yatmış. Ne olmuş demiş karısı. Yok bir şey demiş. Beni görünce demiş. Korkup kaçtılar. Aradan birkaç gün geçmiş. Bu sefer gündüz vakti. Gene dışarıda bir bağırışma. Adam öfkeyle dışarıya çıkmış. Gene bu aynı insanlar böyle bağırışıyorlar, kavga ediyorlar. Ne oluyor lan, dağılın çabuk diye bağırmış. Herkes bakmış, gene kavgaya devam. Lan karısına dönmüş. Hanım demiş, git benim başlığı getir. Karısı içeriden gitmiş, fesini getirmiş. Yahu demiş, bu değil demiş, öbür başlığı getir. Kadın içeriye girmiş, adamın kalpağını getirmiş. Yahu hanım bu değil demiş ya, git öbürünü getir. Kadın içeriye girmiş, namaz takkesini getirmiş. Yahu demiş bu da değil demiş ya. Dur demiş. İçeriye girmiş, sağa bakmış, sola bakmış. Ondan sonra yok. Ahıra girmiş. Bakmış orada kadın sağdığı sütleri koyduğu duruyor orada. Kafasına sütlü sütlü geçiriyor. Tabi süt karıntıları yüzünden aşağıya dökülünce gözüne kaçıyor tabi bu sütler. O halde dışarıya bir fırlıyor. Gözler kan çanağı olmuş. Ulan dağılın demedim mi size diye bir bağırıyor. Bir bakıyorlar. Adamın kafada huni. Gözler kan çanağı. Ulan bu kafayı kırdı yine deyip ortadan kaçıyorlar. Eve geliyor oturuyor karısı diyor. Çıkar şu başındakini. Yok diyor ya. Bu başımdan çıkınca hiç kimse benim sözümü dinlemiyor. Ben bundan sonra hep bununla gezeceğim diyor. İşte biz Türklerde delileri hunili bir şekilde tasvir ediliyorlar ya, hani hunili kafa, işte o hunili kafa hikayesi böyleymiş. Başka bir hikayesi varsa siz anlatın, ben dinleyeyim. Hayırlı günler arkadaşlar. Evde kalın, esen kalın, sağlıklı kalın.